obezite cerrahisinde hangi tür ameliyatlar vardır? Öncelikle buradan başlayalım. Evet, yani obezite gerçekten çağımızın hastalığı. Obezite tabii cerrahi obezitenin hangi döneminde devreye girmeli? Tabii ki ilk önce sağlıklı bir beslenme, düzenli bir spor hayatı. Ardından olmuyorsa mutlaka diyetisyen desteğinde zayıflamaya çalışmak. Ama da olmuyorsa en son seçenek olarak da bize başvurmaları gerekiyor. Bizim obezite cerrahisinde kullandığımız birkaç yöntem var. Nedir bunlar hocam? Bu yöntemlerden en çok kullanılan 2002 yılında Dr. Gagner tarafından uygulamaya konulan bir tüp mide ameliyatı. Bu nasıl oluşmuş? Daha öncesinde çok kilolu bir hastaya gastrik bypass ameliyatı yapılacakmış. Fakat bu gastrik bypass ameliyatı biraz daha ağır bir ameliyat olduğu için ilk önce sleeve gastrektomi, yani bu tüp mideyi yapalım, hasta biraz kilo versin, ondan sonra biz bu tüp şeyi gastrik bypass'ı yapalım demişler. Ama bakmışlar ki ummadıkları gibi inanılmaz bir kilo vermiş hasta. Bunun üzerine başka hastalarda da denemişler ve yalnızca tüp midenin hormonal değişiklikler ile çok ciddi kilolar verdiği görülmüş. Bunun üzerine de tüm dünyada artık cerrahların uygulamaya başladığı bir ameliyat olmuş. Tüp mide ameliyatı ilk tercih edilen, komplikasyonları daha az, hastaların çok çabucak ayaklandığı bir ameliyat. Başarı oranı %80-90'larda. Hastalar çok konforlu bir biçimde besleniyorlar, rahat ediyorlar. Gastrik bypass var. Bu çok daha kilolu hastalarda kullanıyoruz. Body mass endeksi 50 ve üstünde olanlarda. Burada ise mideyi çok küçük bir mide bırakarak ince bağırsaklarda yolunu değiştiriyoruz. Bu da çok ciddi kilolar verdiriyor. İlk önce aslında bu devreye girmiş. Daha sonra tüp mideyle bu iş devam ediyor. Artı şeker hastalığı da var ise, şeker hastalığı da mesela tüp mide ameliyatlarında %60-70 oranında düzeliyor. Ama şeker için kullandığımız ileal loop ameliyatı var. Ondan sonra bu gastrik bypass'ı değişik bir varyasyonu var. Onları yapıyoruz. Ama genelde günümüzde obezite eşittir tüp mide ameliyatı gibi oldu.